Adım Ahmet Süver, diğer intersportif faaliyetler kulüp başkanıyım. Altyapı mini kategorilerinde 13-14 yaş kategorisinde 127 takım arasından final oynayarak tarihte ilk defa bir Diyarbakır takımının altyapıda final oynadı. Bu büyük bir başarıydı. Çok büyük bir başarıydı. Herkes Diyarbakır için, Diyarbakır gençliği için çok büyük bir başarıydı. Yani takım olarak, hocalar olarak hepimiz çok memnun kaldık bu büyük başarıdan dolayı. Finale yükselen takımdan 6 sporcumuz Süper Lig altyapılarına transfer oldular. Şu an zaten hali hazırda 5 sporcumuz Süper Lig altyapılarında oynuyor. Geçen yıl transfer ettiğimiz çocuklarımız. Böylelikle 10 tane sporcumuz Süper Lig altyapılarında Diyarbakır'ı temsilen oynayacaklar bundan sonraki hayatlarında. Yaş kategorileri 13-14 yaş kategorileri. Bizde daha önce ligde Diyarbakır şampiyonlukları yaşadığımız 12-13 yaş kategorilerinde Diyarbakır şampiyonu olduğumuz kategorilerimizden transfer oldular. Ve şu an oradalar altyapıda, Trabzonspor'da, Rizespor'da, Bodrumspor'da, Giresunspor'da ve birçok çocuğumuz hala bu yaz transfer olmayı bekleyen bir sürü sporcumuz var, birkaç sporcumuz da. Hayırlısıyla inşallah dünyaya tanıtacağız Diyarbakır'ı. Çocuklarla, kulüplerle yapmış olduğumuz sözleşmelerde ya da sözlü anlaşmalarda bizim kesinlikle gönderdiğimiz sporculara tek şartımız profesyonel olmaları. Onlara, bunlar da onlara karşı zaten transfer olan çocukların hepsi özellikli çocuklar. Hepsi ileride tam profesyonel olabilme kabiliyetine, yeteneğine sahip çocuklar. Allah'ın izniyle bunların tamamının profesyonel olacağına inanıyoruz biz. Bizim bünyemizde şu an 3 branş var. Futbol, futsal ve tekvando var. Aktif olduğumuz, şu an en aktif olduğumuz futbol. Yaklaşık 11 tane hocamız çalışıyor. 2 tesiste çalışıyoruz. Tamamen ağırlık yaşımız 14 yaş altı. Tüm Diyarbakır'daki spor çocuklara hizmet ediyoruz. Yetenek seviyesi yüksek olan çocuklar haftada 7 gün bireysel antrenmanlar dahil eğitim görüyorlar. Bu ileride gittikleri kulüplerde sıkıntı yaşamamaları için, hazır halde gitmeleri için tam tesisatlı bir ekipmanlarımızla çocuklar eğitim görüyor. Biz kesinlikle transfer ettiğimiz hiçbir çocuktan ilk günde söyledik, transfer ücreti almıyoruz. Ne karşı gönderdiğimiz kulüpten ne de çocuğun herhangi bir ailesinden. Çünkü biz zaten şu ana kadar önü tıkanan çocuklar, yıllardır Diyarbakır'dan sporcu çıkmamasının asıl sebebi başarılı çocukların, transfer olacak çocukların ailelerinden, aile fertlerinden, çocuklardan transfer ücreti istemeleri ya da karşı kulüpten istemelerinden dolayı hiçbir çocuk çıkmadı. Biz bu düzeni bozmak için zaten bu yola girdik ve hiçbir şekilde bundan önce transfer ettiğimiz çocuklara da diğer kulüplere de hiçbir şekilde transfer ücreti talep etmedik. Ne ailelerinden ne de şeyinden, hatta biz gönderdiğimiz bütün çocukların Diyarbakır'ı temsil ettiği için bütün kıyafetlerinden, spor malzemelerinden hepsini en kaliteli bir şekilde alıyoruz. Çünkü sonuçta şehrimizi temsil ediyorlar. Bu şekilde bütün sporcularımızı gönderiyoruz. Bizim bu kadar eğitimde başarı sağlamamızın asıl sebebi biz Inter Akademi, Inter İtalya futbol takımının Inter'in altyapı sorumlusu gibi burada hizmet veriyoruz okullarımızda. Oradaki eğitim sistemini biz burada Diyarbakır'daki sporcularımıza uygulamak istiyoruz. Ve oradaki eğitim sistemi tamamen algı, çocukların zihnini açma, algı, kabiliyetlerini geliştirme açısından çok dest faydaları oldu. Ve bu eğitim sistemiyle yaptığımız antrenmanlarda çocukların ne kadar büyük mesafe kat ettiğini gördük. Şöyle diyeyim, Türkiye'de 9 tane Inter var. Biz 9 tane Inter'den Türkiye finallerinde son 4 takım arasında 2 tane Inter kaldı. Bizim merkez, genel merkezimiz Mersin dörtlü finalde 2 takım arasında. Yarı finalde genel merkezimiz Mersin'le karşılaştık. Onları 2-1'lik skorla mağlup ettik. Yani tabii ki çok iyi takımdılar, çok yetenekli çocuklar vardı. Ama biz daha çok çalışmıştık. Çünkü daha psikolojik menle daha iyi hissediyorduk. Ve çocukları tamamen ona hazırlamıştık. Yani biz bu finali oynayacağız diye, Diyarbakır'ı tanıtacağız diye. Ekip olarak çok fazla konsantrasyonumuz yüksekti. Ve başardık. İşte talihsiz bir golle finalde elendik.